Evet, artık sıraçların içine düştük arkadaşlar. Çünkü sıraç kültürünü çalışıyoruz ve gerçekten karşımda sağ tarafımda bir şair, edebiyata hayran bir beyefendi. Sol tarafta da bir el işi sanatçısı var, değil mi? Evet, Evet. isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Rıza Şara. Evet. Tokat Zile'nin Kuzalan köyünden. Hı. Aslen kök ve sülalemiz Dedeken Hı. Uraktan Huvuyar. Zülbümüzden gelen yani Evet. aslımız, neslimiz oradan. Onun dışında bizim yapmış olduğumuz bu Alevilik, yani insan ayrımı yapmadan, Tabii ki. herkesi aynı nazarda ve aynı düzeyde görerekten, kimse ayrım yapmadan bir yaşam tarzımız var. Evet. Aleviliğin de bugün veya hani yeni bir ne bileyim şey değil. Evet. Alevilik günümüzden 5000 yıl önceki var olan Hı. ama yaşam ve ritüelleri belki değişik olabilir. Hı. Ama yöre yöre Hı. mesela hani bir Kırşehir'e gidersin Hacı Bektaşi Veli'dir. Efendime söyleyeyim Amasya'ya gidersin Merzihan'da Piri Baba'dır. Bunlar kendi yörelerine göre hep yaşam tarzıyla ibadetleri belki değişik ama kökümüz bir. Evet. Sözümüz bir, özümüz bir. Hı. Bunun dışında bizim buradaki Alevilik içerisindeki sıraç kelimesi. Hı. Sıraç kelimesi aslında çok Türkçe'de ne bileyim hani ibadet şekli bilinmeyen ve yöresel hubiyar talibi olaraktan veya hubiyarlar olaraktan tamamen sıraçlar olarak Ben ışık bilinecekler. biliyorum. Işıklar, Işık, çera. ışıklar Aleviliğin özü zaten. Evet, yani Işıklar aydınlık yol. aynen 14. 15. yüzyıllara takammül eden ışıklar Evet, vardı. siz benim gazete yazımı okumadınız mı? Funda Kanay ile Okumadım. alakalı Hayır, Ankara'da yazmıştım. Evet, hiç. onu sana hemen okuturalım. Çünkü ben de aynı şekilde sıraç yani hani yol açıcı, aydınlık, ışık. Sırrını aç. Evet, çok güzel bir kelime gerçekten. Evet. Bizim Deniz Hanım ibadetlerimizi hep zaman ile belirli yerlerde, belirli zamanlarda hep şeylere uğradığından dolayı gizli yapmak taraftarları. Sırrını açmadan. Evet. İç içe cemlerimiz bu şekildeydi. Ama şu Evet. an itibariyle her şey aydınlık ve açığa kavuştu. Evet. Bizim insanlarımız da kendilerini Hı. lanse etmeye başladılar yani. Olsun, kültürümüzü devam ettiriyoruz. Kültürümüzü devam ettirmek açısından. Evet. Şimdi bunun dışarısında bizim buradaki sıraçların özü gerçek Alevili'de, asıl Türklerdi. Peki değişime uğradınız mı? Yani normalde her şey değişmeye biliyorsunuz. Mecbur yani değişiyor yani. Şimdi değişime uğramadık, niye uğramadık? Ama biraz Şehirleşmekle değişme, birlikte hafif değişime hafif tabi değiştiniz. Evet. oluyoruz. Şehirleşme şu anlamda belki olabilir. Özümüzde değişiklik yok, sözümüzde de değişiklik yok. Hı. İbadetimizde de değişiklik yok ama belki yüreğe olan, zaman Ama olaraktan ritüeller azaldı, onu söylüyorum. ritüeller tabii ki azaldı. Niye hep şehirlere gittiğinden Evet. dolayı o Toplanıp topluluk, cemlerimizi yapamıyoruz. Evet, o çocuklar yok. topluluk. Mesela Eğlencelerimizi bu baharda yapamıyoruz. biz şey Fındık Hanım bana bir şey öğretmişti. Böyle çiçekleri topluyorsun. Fice Hani diyor şimdi. neydi onun Ficek, ismi? ficek. Ficek miydi? He, ficek. Mesela çiçekleri topluyorsun, bahar çiçekleri. Nevruz Sonra Bayramı olarak da Nevruz biliyoruz. Bayramı'nda şans Nevruz. tutuyorsun falan filan. Mesela onu biz açık alanda bile yapamadık. Çünkü artık şey var. Yani kimse yok. Annemi var, her Salgın şey var. var. Ondan sonra herkes uzakta. Biraz uzaklaştık galiba birbirimizden. Birbirimizden işte bu şey çıkalı, Deniz Hanım, bu şehircilik çıkalı, millet şehirlere hep akım ettiğinden dolayı, köylerinde boşaldığından dolayı Hı. insanlar birbirlerini, yeni gençleri tanımıyoruz yani. Hı. Gençler bizi tanımıyorlar. Niye? Hep varoşlardan şehirlere akım ettiğinden dolayı tanımıyoruz. Ama yine de biz birleşiyoruz yani. Yine de birlik beraberliğimizi sağlıyoruz. Oradaki büyük şehirlerdeki, metropol şehirlerde derneklerimiz var. Evet. Belli hani mahalleler karışık olsa da derneklerde mutlaka Evet. birleşiyoruz yani. Şimdi üstadım şöyle bir şey sorabilir miyim size? Buyurun. Ben sıraç kültürünü bilmiyordum tabii ki. Antakya'da kaldığım Nusayriler var biliyorsunuz. Evet. Tunceli Ovacık'ta orada da arkadaşlarımız var. Yani bizim dernek üyelerimizdi Sazalar var Tunceli zaten. Ovacık'ta. Evet. Hı. Ondan sonra dernek üyelerimizdi. Benim dernek temsilcilerimdi. Daha öncesinden de tanışıyorduk Evet. zaten. Farklı farklı mesela hani ritüellerine falan katıldım. Fakat bizim bu hani İç Anadolu bölgesi dediğimiz yerlerde Evet. sıraç kültürünü 2-3 sene önce çalışmak istemiştim. Tekrar geri döndüm. Bayağı bir karşılaşamamıştık. Bana Fındık Hanım'ı söylemişlerdi. Öyle bir hanım var ki yani her Aynen. yerinden kültür akıyor diye. Ama ben bu çarşıya girdim, bulamamıştım o zaman. Şimdi şöyle bir şey söyledim. Fındık Hanım'la yaptığımız şeyi söyleyeyim size.
Fındık Anayı tanıdıktan sonra Fındık Anayı dedim ki bütün herkes, kültür çalışan herkes, yani eğer bir yemek yapıyorsa yanına başka bir el işi asıyor. Olmaz dedim. Sen kültürü temsil ediyorsan bir kere parçalarımızı, örneklerimizi göreceğiz. Daha çok istihdam sağlanır, daha çok müşterin olur değil mi? Daha çok az yorulursun. Sonra gelecek kuşağı ne taşıyacaksın? Kadın işliyor, örneği veriyor, gidiyor. Bir daha yok. Biz de dedim ki acaba destek bile alabiliriz dedim. Şöyle düşündüm. Dedim ki birkaç tane yol var dedim. Öncelikle dedim biz kültürümüzü şöyle önümüze serelim. Hatta benim kaldığım misafir kaldığım yer var. Yerimiz var orada. İstersen orada dedim tek tek yapalım. O da dedi ki bana orası uzak düşer. Yan tarafta bir dükkan var. Depo olarak kullanalım. Biz burayı işte boşalttık. Badana yaptık. Boya yaptık. Şimdi şöyle düşündüm. Önce girişimcilik eğitimini hani internet olmadığı için çoğunlukla herkesin evinde. Ben de internet için çağırdım kendisine. 8 bölümlük onun eğitimini şey yaptım. Aldırdım yani. Çünkü ilk önce şunu soruyorlar. Şimdi Fındık Ana 24 yıldır bu mesleği yapıyor. Evet. Fakat hiçbir şekilde ne belediye tarafından ne farklı insanlar tarafından desteklenmemiş. Oysa Fındık Ana'nın bir ünvanı olması gerekiyor. Bu ünvan da Kültür Bakanlığı Sanatçılığı ünvanı. Çok doğru. Bunu alabilmesi için de çekimler yapılması lazım. Biz çekimler yaptık. Fakat salgın dolayısıyla yasaklar vardı. Müracaatlar kapalıydı. Evet. Müracaat edilmesi için E-Devlet'ten yapılması gerekiyor. E-Devlet'i aldık değil mi? Yani aldı daha doğrusu Fındık Ana. E-Devlet'le beraber onun üzerinden işte proje eğitimlerini aldırdım. Şimdi işte o Kültür Bakanlığı'na müracaat ettireceğiz. Şimdi sırada dedim ki bir kitaplaşalım ama sıradan bir kitap olmasın dedim. Yani şimdi biz dedim önce bir neyimiz var görelim Görücü'ye çıkmak için. Sonra da proje mi yapacağız? Dernek mi açacağız? Federasyon mu olacağız? Ya da dedim bir mesela orada dükkanda gördünüz değil mi makineleri duruyor. Evet, 60 evet, yani. Evet, evet, hani evet. Kaç senedir onda böyle duruyor? 10 senedir kullanmıyor. 10 senedir kullanılmayan Alman makinesi 6-7 tane var. Hem evet, de tam teşkilat. Aynen. Ben de dedim ki ona sıraç kültürünü şey yapalım, programlattıralım. Bizim yazılım ofisimiz var. Belki başka bir şekli vardır onun. Evet. Yazık günah yani. Ona hurdacıya vermeyi düşünüyordu. Önce orayı yapayım dedi. Ben dedim ki bak aslında orası daha uygun. Arka tarafına güzel cecim dokumayı koysaydık, makinesini koysaydık, sağ tarafında falanca, sol tarafında filanca. Ama şimdi şöyle bir şey, bu geleneksel kuşam işini yapan herkes az para kazandığı için başka şeyleri de satmaya çalışıyor. Aslında bu doğru değil. Değil, aynen. Yani biz temizlik yaptırıyoruz bir nevi, biliyor musunuz? Şimdi ben de biz de şöyle hazırlık yapıyoruz üstadım. Dedim ki hani yapamayız edemeyiz dedik ama dedim ki biz bir yere tutalım, burası çok pisti, kapısını kestirdik, gitti işte kiralamasını yaptı. Ondan sonra dedik ki ne yapalım, yere kilim sereceğiz. Yere kilim sereceğiz, kilim yok evde. Evet. Fındık Ana 60'lar. Kilim yok. Yani şimdi biz muşamba yapıp ya da parke niye yapalım, parke yaptır dedi mahalledekiler. Evet, evet. Biz böyle şeyler istemiyoruz. Ben de kültür yerimden dedim ki bak Fındık Ana biz bazen bir yer hazırlıyoruz, getiriyoruz bir şeyleri. Ondan sonra iş ortaya çıkınca siz onu yerine işe, bir şeyi bulunca biz onu geri götürüyoruz dedim. Hep imece usulüyle açıyoruz. Yani. Ne yaptık? Mesela yerlere gördüğünüz gibi evet. Şey yaptık. Ne bileyim kolileri serdik. Evet. Şunların altını görüyor musunuz? Koli. Evet, evet. Ondan sonra kilimi getirdim. Mesela şu mankenleri ben evdeki kendi mankenlerimi soydum getirdim. Evet. Yok ama şimdi niye masraf edelim? Ben de şu anda kullanmıyorum yani. Evet. Ondan sonra bu ev buradaki hasırcı amcayı tanıyor musunuz? Semerci, evet. Tanıyor musunuz? Belki şahsen yani. Bakınız, bu hasırcı... Buradaydı galiba o Semerci ama. Hasırcı, şey, Semerci amca işte. Semerci amcanın sandalyeleri, bakınız, evet, evet. Çekici. Buradaydı, burada zaten. Bakınız, ondan sonra şeyi, merdiveni. İşte, merdiveni. Biliyor musunuz? Allah öyle yardım ediyor ki, mübarek. Gerçekten dedik ki, bir tane şey bulalım. Oturduğunuz neydi? Makat. Şey, yok. Cecim mi? Divan. Yok, divan. Yok. Hayır, makat üstündeki. Dedi. Üstündeki o ortaya ne deniyordu? Dedik ki bir sedir yaptıralım. Üzerine de size eskiden şu ipek dokumalarla yatak yapıp önemli misafirleri yatırırsınız. Evet, evet, önce ben yatacağım dedim. Çünkü o yataklar çok güzeldir. Şimdi biz çul bir de cecim. Cecimi de Fındık Ana'nın yok şu anda. Hani vardı elinde birisi götürdü. Dedim ben satın aldım ama. Yani kıyafet de aldım. Şey aldım, dışı sayı aldım. Ben bir yerde sunarken nasıl hazırlayacağım? Yani, yapacağım. Önlerini gösterilmesi ama dedim lazım. Ben getiririm, bırakırım. Hiç önemli değil yani. Biz almışız diye, bizim diye bir şey yok. Hatta şu gördüğünüz Ankara'daki benim mutfağımın buzdolabının üstünden artan parçaydı. Onu biz hep böyle saç koyuyoruz ona. Evet.
Ne yaptık mesela? Mankenleri getirdik. Şu karyola takımlarını gördünüz mü? Bir tane kanaviçeniz yok. Evet. Yani fındık anaya söylüyorum. Gördünüz mü? Eteğe bir bakın. Şu eteğe bir bakar mısınız? Bakınız. Evet, evet. Mesela biz de sedir çaktırdık 200 küsür liraya. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim arkadaşlar da görsün. Evet. Perdesini koyduk. Biz beraber oluşturduğumuz şeyden sonra sizi tamamladıktan sonra herkes malzemesini alıp gidecek. Yani. Yani mesela fındık ananın şu şeyleri, çarıkları. Evet, mesela evde işte duruyordu. Mesela şu gördüğünüz başlık. Evet. Fes. Yani mesela bu şu erkek fesi yok. Esas erkek fesi konması lazım buraya. Evet. Yani bu antikaları da ne yaptık? Böyle yapıp tamam mı duvarlara kaç tane örneğimiz var? Fındık ana ben saydım. 10-15 tane örneğimiz var. Çok fazla değil. 15 tane örneği biz yaşamasak da dünyaya tanıtabiliriz. Şimdi Deniz Hanım bitti mi sözüm? Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kısaca bir Fındık Hanım'dan yani inandır ben deminden söyledim ya 20 yıllık benim arkadaşım, dostum, bacım yani kardeşim. Hı hı. Bunun vermiş olduğu, Fındık Hanım'ın buraya vermiş olduğu ve bu kültüre vermiş olduğu emeğe tek başına bütün başka işlerini de bırakıp bunun parasal yönü değil, sade kültürü yaşasın akabinde çalışmalarını yaptığı yani. Evet. Para bir yerde, her yerde bulunur ama bu kültürü geri gönderemezsin. Kültür Hanım gibi çok ender bir peki karşısına sanıyor. Benim gibi birisi çıkınca dökülmeye başladı. Ama belki şu anda 15 yaşına geri düştü ama yani. Bir de onun hesabını yap. Ama var ya yani. O kadar zor ki bu işler. Biz çekim yapıyoruz. Şu kartonu bulmak zor, taşımak zor. 3 yani, tane karton bırakmışlar geçen gün buraya. 3 tane kartonu bir türlü götüremedim eve. Düşüyor kolumdan. Evet, kolumun evet. Altına koyamıyorum. Yokuş yukarı yürüdüm. Yani Fındık Ana içinde diyorum bakınız biz bunları 3 tanesini hediye etti. Şuradaki gazeteci var ya Hüseyin evet. abi. Evet. Dedi ki alın dedi ben para almam dedi ama dedik biz bunun devamını yapacağız. Ben de şöyle düşündüm. Kumaşını koyalım. Gerçek kumaşını bir de yapayını koyalım. Geçmişte neymiş gelecekte ne olmuş. Evet. Bunları biz yarın bir gün biz olmasak da bir de mesela saymak gerekiyor. Yani eğer buraya bir eşya geldiğinde şurada liste olması gerekiyor. Ali'nin mi, Veli'nin mi? Aynen. Yani sonra mesela bizim başımıza bir şey geldiğinde, kapıya birisi geldiğinde ya borcu vardı bana diyorlar ya. Bunlar evet. Yanlış defterimizde yazması gerekiyor. Bizim Alevilik'teki en bu isterse ne olursa olsun geriden biri. Alacaklığın vereceklik geldiği zaman evet. Adam olmasa bile onun kalan evlatları, ona vesile olan insanlar... Ama şimdi dolandırıcılar çok. Evet. Dolandırıcılar çok. Dolandırıcılar zaten şöyle Deniz Hanım. Hayır yani şunu yazmak gerekiyor. Biz aynen. Ve özümüz sözümüz yani aslında Alevilik kültüründe değil, Türk milletinin benim bildiğim... Eyvallah. Yani Türk milletinin Orta Asya'dan zaten Alevilik de bir Türkmenliktir zaten. Yani hani... Başka topluluk gelmedi ki zaten. Evet, Türk milletinin özü sözü birdir aslında. Eskiden hiçbir şekilde senet sepet yoktu. Şimdi yani anlaşma yapılacak bir şey yok. Şimdi buraya bıraktığın bir şeyin başına bir şey gelecekse Fındık Ana zaten ona sahip çıkamadığı için değil. Benim yanımda da olabilir tabii, yani. Tabii, tabii. Herkes kıymetli şeylerini saklıyor, toprak olup gidiyor. Çocukları da o hurdacıya, burdacıya satıyor. İşte değerini bilmedi. Mesela şurada antika kalaycı var, şey bakırcı. Evet. Yani doldurmuş dükkanı, ben orada ağladım. Yazık günah değil mi? Semaverler var, yani, kazanlar yani. Var. Senin hiç mi? Mesela şimdi şurada, şu mesela hani dediğimiz gibi amca burada yaşayacak. Bakınız keseri de orada duruyor. Hatta adamın şurada çay söyleyecek şeyi bile teli varmış. Onu da fındık ana şöyle getirelim asalım. Peki ben size bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi Fındık Ana'yı biliyorum. Anlatmakla bitmez. Evet. Yani siz seviyorsunuz. Biz de seviyoruz. Bu arada Fındık Ana kardeşiniz, bacınız ama bir tane daha bacınız oldu nihayetinde. Ben de gezginim. Kavlanıyorum evet. Evet. Şimdi bize şöyle bir güzel hani edebiyat tarafınız çok yüksekmiş. Mesela eğer siz edebiyat okusaydınız şu anda bilim adamı olurdunuz. Belki yani o kadar yani. Ama aşıksınız işte. Bizi niye durduramıyorlar? Biz sanatçıyız. Deniz Hanım ben de kitaplaştırmayı düşünüyordum. Benim o yazdıklarımı bir gün getireyim yine müsait olduğunuz kitaplaştıralım. Evet. Siz de ağızları kitaplaştıralım. Evet. Hazırlanalım. Nakışları onunla. Aynen. İşte başka birisi Urgan'la falanca tabii, hep aralara sokalım. Tabii. Sonra da destek isteyelim. Diyelim tabii, ki aynen, biz aynen. böyle. Kültürümüz var, valimiz olsun, herkes destek verir. Ben tarihi olaraktan da eşya olsun, herhangi bir şey olsun ben yardımcı olurum yani. Ben ayaklı tamam. isteğimi ne güzel. Peki ben sempozyum kitaplarına talibim. Sempozyum kitaplarını rica edeyim bir okuyayım. Çünkü sempozyumlar çok önemli. Evet. Biz de zaten dernek olarak kurulursak yapacağımız şey sempozyum ve piknik. Evet. Yani bir de
ben başka bir şey var aklımda, onu söylemeyeceğim, sonra söyleyeceğim. Çünkü tamam. Söylersem, bakınız bugün kalede çok önemli bir programcı gelmiş, ismini vermeyelim. Evet. Ama sıraç kültürü yok içinde. Yani olmaz arkadaşlar. Siz kaşısınız, siz göğsünüz, ben sesim, o saz, o söz. Aynen. Yani birbirimizi tamamlamamız gerekiyor. Şimdi yüzeysel olmaması lazım Deniz Hanım. Evet. Her şeyin özü her daim için makbuldür ve kalıcıdır yani. Evet. Yüzeysel, mesela adam bir yerden bir lafı duymuştur. Buna da eskiden beri şöyle bir durum vardı. Bizim ilk etaptaki sırrımıza sekavum sırrı derlerdi. Sekavum sırrı demek ne demektir Deniz Hanım? Şimdi biz yeni tanıştık ama örnek 20 sene önce Fındık Hanım'la tanıştım ama Fındık Hanım'ın bende bir sırrı vardır ama Cenab-ı Allah Fındık Hanım beni üçümüz bilir. Bunun ismi ya da benimle. Ya da benimle. Mesela yani. Sizin... Ya da işte aslında ikili ilişkilerdeki dedikodulara sebep vermemek için en önemli şey ört ama kötülüğü değil. Yani ört demek hani sakla. Yani birisinin ayıbını, birisinin günahını, birisinin sana emanet olarak verdiği sırrı söyleme. Aynı şey değil mi? Aynı şeye geliyor zaten. Aynı şey. Gördüğümü, duyduğumu söyleme. Bak, gördüğümü de ört diyor. Niye? Bir insan olur ya, bir hata yapar, bir ayıptır yani. O ayıbı senin kapatman lazım. Aşikara ettiğin zaman o ayıptan sen yani... Aslında bu görgü, biliyor musunuz? Edep, adap. Zaten özümüzde birkaç şey önemli. Tarz. Nedir bu? Bir çocuk yetişirken, tamam, annesi babası iyi olmayabilir, ayrılan insanlar oluyor, beraber olamıyoruz. Ya da mesela farklı şekillerde çocuklar farklı yerlerde büyüyor. Evet. Aslında ilk öğretimin de amacı bu olması gerekiyor. Evet, evet. Kişisel gelişim ve donanım. Yani görgü, edep, adap. Ondan sonra İlim, yani kimyadır, elektriktir, şudur budur işte neyse, yani ne bileyim fiziktir, matematiktir, değil mi? Evet. Sonra da donanım olarak araba kullanmadır, yüzmedir, okuma yazmadır ya da bir şeylerdir, hani her kesim için söylüyorum. Daha sonra da ruhumuzu ve bedenimizi doyurmak için maneviyat, evet. Yani saz, söz, değil evet, mi? Evet. Her şeye ihtiyacımız var, biz çok eksiyiz gerçekten. Bizim şöyle işte, bizim bağlayıcı bir sözümüz vardır ya Alevilik'te, Deniz Hanım. Buyurunuz. Bu dünyaya boş geliyorsun, boş gidiyorsun. Eğer kendini bilirsin. Onun haricinde bağlayıcı sözümüz olarak eline, beline, diline. İnsanı tamamen hiç kimseye sormadan. Allah-u Teala ile senin arandaki sır olarak seni senden bağlıyor zaten. Eline, beline, diline demek seni seninle bağlıyor. Orada ne oluyor? Allah'a seni hazırlamış oluyor. Eline, beline, diline. Yani birisinin görmesine, birisinin söylemesine gerek yok. Yahut da birine görünüm için ibadet de yapılmaz. Birisine efendim beğendirmek için herhangi bir şey de yapılmaz. Sen seni biliyorsun. Hani der ya, hak ben Adem dediği. Ne kadar güzel. Hak ben Adem'deki sözler hep insanın kendinden varoluşudur yani. Bu var etmek için de akıl dindir, din de akıldır diyor. Akıl olmayanın din olmaz, din olmayanın da aklı olmaz. Yani şuur çok önemli, bilinç. Şuur, ondan sonra devreye ne giriyor Deniz Hanım? Eğitim giriyor. Eğitim nerede başlar? Eğitim ailede başlar ilk önce. Ama ailede yoksa? Bir çocuğun 4, 5, 6, 7 yaşına kadar ki aile içerisindeki almış olduğu ama dilden, ama elden, ama davranıştan aldığı eğitimi o çocuk dünya bilim adamı seviyesine kadar götürebilir yani. Bunun içinde çürüğü çıkar mı? Çıkar. O da ayrı bir şey. Onu da şöyle değerlendirmek lazım. Bir metrekare bir toprağı düşün Deniz Hanım. Bir metrekare toprakta diken var, toprak var, taş var, kuş geliyor, öbür kuş geliyor, bir metrekare. O toprakta bir yetiştirdiğine göre bitki de bir canlı, ağaç da bir canlı. O insanlar, o bir metre, o canlı orada birbirleriyle hasil nesil oluyor ama insanoğlunun nefsini dur diyemediğinden dolayı dünyaya sığınıyor. Bu da nedir? Şunu bir kere unutmamak lazım. Bu dünyaya geldiğin zaman çıplak gelirsin, havluya sarılırlar. Çıplak gidersin, kefine sarılırlar. Dünyadan bir şey götüremezsin yani. Peki evet. Saz var mı sizde? Sazım yok. Saz çalıyor musunuz? Bağlamayı çalamadım yani. Bence bağlamayı çok acil. Ben size bir öğretmenin bir tanesini, burada benim öğretmen arkadaşım var. Sıraç köylerinde öğretmenlik yapmış. Siz saz mutlaka öğrenmelisiniz. Ben daha sonra söylerim tamam, size. Tamam. Şimdi, beraber oluruz bundan sonra. Şimdi şöyle, bir de şiir. Şimdi yani bir şeyler şöyle, o kadar deyimler, şey. Şair. Yani Deniz Hanım, inan şu anda benim yazmış olduklarım, inanırsan
Ben gece kalkar başlık atar sonunu doldururum. Şu an kafamda hiçbir şey böyle bir belli bir şiirim yok yani. Size emanet edecek veya size sunacak. Ama inan yazdıklarımda yine aklınızda bir şey vardır, güzel bir şey. İnan yok yani. Şimdi şey... ben de şöyle yazmıştım şiiri. En son 2016'da bir gün Sıhhiye'de o hani şeyde havuzun orada el heykeli var. İki tane el böyle gökyüzüne ellerini açmış. Etrafı evet. Gül vardı. Şunu yazmıştım. Ben de size şiirimi göndereyim. Aslında ben şair değilim. Yani insanlar hani küçükken aşık olduğu zamanlarda şiir yazıyor. Öyle bir defterimi buldum yıllar sonra ama yani ondan sonraki zamanda büyüyorsunuz. Hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Evet, o zamanlar küçük oluyoruz. İnsanlar kültüre de aşık olabilir, doğaya da aşık olabilir. Bir şeye aşık olduğu zaman, hani sevdiği zaman aşk sadece o değil, Allah aşkı da oluyor. Bir şey söyleyeyim bu arada laf şeyine gelmişken. Deniz Hanım, dünyada insana, ben şahsen de sorarım. Kardeşim sen neye aşıksın? Adamın fikrini ölçmek için, sohbeti, muhabbeti ona göre kurmak için. Kimi dünya malınadır, kimi toprağadır, kimi arabayadır. Şahsım benim insan aşığıyım ben. Dünyada benim 8 milyar insan vardır. Her insanın bence, Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir kul olarak bence bir değeri vardır. Ama ben de insan, ama ben de canlıya aşığım. Çünkü hayvan, bitki... O da ayrı bir şey. Yani canlı, yani, evet. Zaten canlı. Sizlerin adlarında da doğanın isimleri var ya, siz de doğayı çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de şöyle bir şiir yazmıştım. Yani neye yarar ki? Yiyecekler, içecekler, giyecekler, yığın yığın. Neye yarar ki? İnsanlar hani sokaktaysa ya da fakirse. Mesela şöyle düşündüm. Kitaplar, okullar, öğretmenler yığın yığın ne yarar ki, evet. İstenilen eğitim verilemiyorsa gibi. Şimdi ben uyduruyorum tabii. Yani bir tane bir şeyi düşündüm. Mesela övgüler, madalyalar, işte şunlar bunlar yığın yığın ne yarar ki, hile varsa gibi. Yani. Ya da mesela dostluklar, arkadaşlıklar, sevgiler yığın yığın ne yarar ki vefa yoksa. Ya da bir kahve içilemiyorsa gibi, böyle başlık altında bayağı bir biraz uzatmıştım. Yani mesela hastalıklar, evet. Diyelim mesela her şeyimiz var. Kan lazım, insanlar donör lazım. Orada hastanede can çekişiyor insanlar, evet. Ve yığın yığın var ama neye yarar ki paylaşılamıyorsa. Paylaşılamıyor. Aynı şekilde eşya da öyledir. Eşyanın bir hükmü yoktur. Bu eşyalar bile konuşur, biliyor musunuz aslında? Benim mesela şu gördüğünüz kırmızı şal var ya, derler ki bana bazen çekimde, niye eline işte gülleri falan tutarken sarıyorsun? Tamam da bu şu anda sizi gördü. Türkiye'de birçok kişiyi gördü. Evet. Çok ziyarete gitti, camilere gitti ya da çok kişiyi dinledi. Siz bunun dinlediğini, keşke biz bu çaput kadar olabilsek diye bazen gözlerim doluyor. Evet, evet, yani evet. Anladınız değil mi? Manevi tarafı çok. Belki mu? Tabii ki yani. Belki sizin görmediğiniz çok şey gördü, çok şey işitti ama konuşamıyor, dilsiz. Konuşamıyor ama simgelemesini onun için. Evet, yani eşyaların da dili var. Onun için nakışların dili olduğu gibi. Eyvallah. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Birimizin sazı, birimizin sözü, birimizin kaşı güzel ya. Biz bunları bütün yapıp tamamlarsak bu dünyada bir insanlığa bir şey bırakmış olacağız. Yoksa öylelikle toprak olup eyvallah, gideceğiz. Eyvallah. Onun için sizi de çok güzel edebiyat tarafınız, çoluğunuzu çocuğunuzu da anlattınız zaten. Çocukları yetiştirmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu arada ben de sizden Yöresel Kültür Sokağı'na bir şiir yazmanızı rica edeceğim. Tamam mı? Söyleyeyim. Söz olsun ya. Ondan sonra ama Yöresel Kültür Sokağı şunu yapmak istiyor yalnız. Çünkü biz kültürün daha ucundan tutamadık. Çırağız. Evet. Öğrenip çıkar çalışması yapmayı asla düşünmedik. İleriye taşımak için yani kültürün çeşitliliğini ve Türk kültürünün bilek gücünü görsünler arkadaşlar ya. Eyvallah. Dünya görsün. Şu kadın gece gündüz çalışıyor, görsünler. Zaten demin de söyledik ya, kültür olmayan bir memleket, kültür olmayan bir insaniye olsun, bir yaşam olsun, olmaz ki, kültürsüz bir insan olmaz. Yani. Evet, değeri olmayan insan bir şey yarar mı? Mutlaka ben de yani. İnsanın değerine bakarım. Fındık Ana'ya geldiğimde dedim ki, bana para pul bilmem gösteriş lazım değil, yemek bilmem ne hiçbir şey. Hatta bugün de beraber o getirdi, ben de getirdim. Ne atıştırdıysak Allah bereket versin. Ama bana değerini söyle dedim. Hele ki... Değerin ne? O değerini çıkartıp, ortaya çıkartıp, şimdiye kadar yapamadığınız, şimdi bunlar bilgisayarı falan sosyal medyayı kullanamıyorlar. Yani o kadar çok eksiklik var ki, ama şimdi bu bazı kurumlar, arkadaşlar niye var? Gidip siz de ziyaret etmiyorsunuz. Evet. Yani Fındık Ana'ya dedim ki ben buradayım diyeceksin.
Şimdi fındık hanım işte demin de söyledik. Yalnızlık var ya, yalnızlık. Ya ama diyeceğiz bakın şöyle. Adam saz çalarak dünyayı gezmiş. Bir saz üstadı söyledi. Evet. Ünlü. Yunus Karaca. Bana söyledi. Dedi sazla çalarak dünyayı gezen insanlar var. O da üstattır yani. Evet. Ben de Türkiye Marşı yaptım onunla. Kendisiyle çalıştım. Evet. Mesela eğer giyimi varsa, birisi folklor oynuyorsa, bir deyişi varsa dünyayı gezer. Yani saz deyip geçmeyelim. Türk'ün öz kültürüdür saz. Zaten saz da şey ya ki Deniz Hanım, saz da aslında bir hani sana nasıl diyeyim, bilim adamı gibi. Bizim telli Kur'an'ımız. O saz kimleri kurtardı? O saz kimleri kurtardı biliyor musun? Deniz Hanım, o saz 14. 15. yüzyıllarda evet. İşte o zamanki şartlardaki siyasi olaraktan değil de belirli kısımlarda bu baskılardan dolayı evet. Bize dediler gün doğudan gün batıya dediler ne kadar dediler ışık varsa katledin diye böyle fetva yayınladı o zaman. Eskidendi ya evet. Eskiden. Tabii 14. Çok yıl, eski. 14. yüzyılda. Evet. O zaman ellerindeki o telli Kur'an'la aşıklar dediler ki biz aşığız dediler bizim için. Yani. Öbürü ışık olur, öbürü başka olur biz değil biz aşığız dediler. Ne kadar çünkü güzel. Onların ibadeti sazlaydı. Her yere kendileri götürüyorlardı. Onları çağırmıyorlardı ama onlar kendileri götürüyordu zaten. Evet. Peki buradaki aşıklar da sizinle alakası var mı Kınalı Ali'nin? Şurada ha, aşıklar var. Köylü. Ama şurada bir aşıklar başka. Aşıklık köylü. Var mı Sıraç Kürdün'de? Yok. Var, evet. Var. Çoğu Alevidir onlar. Var olmaz olur. Hayır tamam. Var da. Bir vardır Alevidir işte. Yok öyle hani saz kültürü var. Buradaki aşıklarda. Çoğu oradaki yazılanların Alevi kurkanları. Çünkü onlar zaten dinen söylerler. Saz birçok acıyı kitaplaştırmamışlardır. Bizi hep kulaktan dolma diliyle söyledikleri için bugüne gelmişiz. Ama aslında bence kitaplaştı bakınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sözün varsa yazacaksın. Sazın varsa çalacaksın. Eyvallah. Hep seyrettiğimiz için saz öğrenemedik. Sizin gibi bir beyefendi neden saz öğrenemesin ki? Ben Seymen Kültürü'nü çalıştım Ankara'da. Herkes mesela bazı belediyeler çağırıyordu Ankara'dan. Ben 2-3 tane Seymen alıyordum. Diyordum Seymen Kültürü'nü de görsünler. Ankara'da nihayetinde Atatürk'ü karşılamışlar. Mesela beni unutuyorlardı. Onlara böyle bayılıyorlardı. Fakat bayılmaya gerek yok. Adım atacağız. Hep beraber öğren. Evet, mesela ben Semah'ı öğrenemedim. Semah benim kalbime hitap ediyor. Evet, yani seviyorum. Böyle o hani vuruyor ya hani o sas teli, bam teli. Hani mesela orada ben ölüyorum yani gibi sanki böyle aşırı heyecanlanıyorum. Çünkü bunu inkar etmeye gerek yok. Semah. Yani seviyorum. Semah. Öğrenemedim. Neden evet. Öğrenemedim? Semah, şu anda mesela beni de mesela hani o kadar çok tanıştık tamam siz biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Evet. Ve böyle böyle unutuluyor. İşte yöresel olaraktan bu semah hep her yerde. O da bir ibadetin bir parçası yani. Tamam ben dedim mesela diyelim. Allah hayal var şey, ellerimizi yukarı açarız. Mesela ben şöyle bir şey Tunceli'de valimize gitmiştim. Kültür çalışıyordum orada. Orada Şirekut Zerefet diye bir zor bir yemek var ekmekten yapılan. Arkadaşlar köye götürüp çalıştırdı. Bir de Niyaz ve yağlı ekmek var. Niyaz. Böyle tereyağlı hamuru yoğuruyorsunuz, üstüne bardak basıp aralarına böyle lokma diyorlar bazı yerlerde de böyle parmaklarını basıp yüresel böyle güzel olur. Şey yapıyorlar yuvarlak yuvarlak. Bir de aynısını yine parmak basarak yuvarlak yuvarlak yapıp yağda kızartıyorlar hamuru tereyağında. Evet. Şimdi ben çalıştım bunu ne yapacağız dedim. Bunu dediler biz şeyde hani çalışacağız yani ön hazırlığı yapıyoruz. Dediler biz ziyarette dağıtıyoruz tamam. Ben orada pişirdim ziyarete gittim ve dağıttım. Çünkü ben onu yaşamazsam nasıl anlayabilirim? Ya da Sıraç kültürünü, Sıraç kıyafetini aldım. Cecim dokumasını aldım. Birkaç tane önemli yemeğini, ritüelini. Diyelim ki mesela dünyanın öbür ucunda. Mesela bir milletvekilimiz size de okuttum değil mi? Benim grubum var bir yerde. Manilerle görünce fındık anayı. Dedi ki işte bizim öz kültürümüz dedi. Ve Ankara'dan bunlar yaşasın dedi. Yani inan, hatta telefon açabilirim şu anda da konuşturabilirim. O kadar hayrandır yani. Neden? Yani şimdi biz kendi kültürümüzü öğrenemediğimiz için böyle geldik. Hani der, ben şöyle diyorum kendime. Hani sap gibi geldin, saman gibi gitmediniz. Bari ölene kadar başlık at da çalış diyorum. Şimdi özür dileyerek. Deniz Hanım zaten şöyle bir durum var. Bizim Aleviliğin özünde de bu vardır. Sözde Alevi olunmaz. Bunu bir kere insani olarak ve düşünce olarak da kendinize mal etmeniz lazım. Alevilik kitabı bir yerden alıp bir yere fotokopi çekerek yazarak da Alevi olurlar. Aleviliğin özünde yaşayarak vardır. Bunun içerisinde nedir yaşayarak?
Mesela o zamanki o yokluk zamanlarında belki ayağında çarık yoktu. Belki elinde o bağlamayı alacak imkanların yoktu. Ama yine o özü sen dilinle taşıyarak, çoğu da bizim sazlarımız ağaçlanmıştır yani. Zaman geldiği zaman ağaçtan bile. Evet. Armut'tan arkadaşım var ya, Armutlu'dan. Evet. Şimdi onun için Alevilik bizim her daim için yaşayarak gelen bir kültürümüz ve yani dini demek de farklı bir şey yani. Evet, bu evet. Bir inanç biçimi yani. Anladım. İnanç biçimi, yaşam biçimi, kültür, gelenek. Ben bir zamanda bir kitap okudum. Meliskop isminde bir yabancı bir yazar. Hı hı. Alevilik Mu inancına ait 40 yıl araştırdım dedi. 40 olsun dursun. 40 yıl araştırdım dedi. Bir kuyunun dibinde 12 hizmeti bizim Alevlik'teki 12 hizmetimiz vardır. 12 hizmeti kil tabletlerinin üzerinde yazılı olarak buldum dedi 5000 yıl önce. Zannetme ki yani bizim bu Alevliğimiz şurada 1500-2000 yıllık falan değil yani. Bunu bir kere Alevilik ne zaman insanlığın varoluşundan beri Alevilik yaşam tarzıyla beraber var oldu yani. Şimdi ben şöyle artık sonlandıralım çünkü telefonlar durmuyor. Bir dakika. Ben Yöresel Kültür Sokağı'nda bu videomuzu yayınlayabilirim. Müsaade ediyorsunuz değil mi? Tabii tabii tabii. Çünkü şöyle bir şey. İşte insanlar öğrensin, görsün, gelsin, tanısın, yaşasın. Yaşamadan tanışılmaz, tanışmadan çalışılmaz. Eyvallah. Ve köyleriniz çok güzel, bunu söyleyeyim. Mükemmel evet. İnsanlarsınız. Gerçekten ben mesela Fındık Ana'ya şu anda her şeyimi teslim edebilecek canımı bile aynen, o kadar... Aynen. Yani gerçekten özü sözü doğru olmasa zaten çalışamayız. Yok. Bizler de aynıyız. Ama... En azından bir eser bırakmak için hep birlikte el birliği yapacağız inşallah. Evet, evet. Peki bu çalışma için burayı gördünüz ya, ne diyorsunuz? Vallahi burayı gördüğümden dolayı yani yer olarak da... Sevindiniz mi? Sizi tanıdığıma çok sevindim. Hayır, sevindiniz mi? Ne güzel yapmışız diye. Onun haricinde de adres olarak da Fındık Hanım'a başvurmuşsunuz. Bunun adına da, Fındık Hanım'ın adına da çok sevindim. Ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Bütün çalışmalarınızı alın, şuraya bir masa koyalım size. Bütün evden arının, gelin şu köşede, size burası açık. Mutlaka. Değil mi? Fındık Ana'ya söyledim. Ben herkese müsaade etmeyeceğiz. Mutlaka. Sadece işini bitirene kadar kültür çalışan insanların... Tamamı çalışsın. Aynen. Tamam mı? Ama ayrı ayrı. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Çok yani. Güzel olur. Evet, ben tarihi olan şeyler varsa onları da ben yani araştırayım. Mesela şurada yapayım. Küçük minik bir kütüphanemiz olsun. Orada içeride bir şey var. Onu da evet. Koyalım. Evet. Öyle dergi tarzı değil. Çünkü dergi tarzında reklamlar oluyor. Yani kitapçıklar. Kendiniz açacaksınız, kendiniz kapatacaksınız. Evet, anahtarı evet. Vereceğiz biz size. Tamam. Zaten ondan sonraki zamanda biz bir onda var, bir bende var tamam, anahtarı. Tamam, tamam. Zaten bir şey olacağını düşünmüyorum. Şöyle kafa salim, kenara geleceksiniz, gece mi geleceksiniz, gündüz yazacaksınız, şuraya asacaksınız. Sonra bitene kadar. Yani burada kimse ellemez, tamam mı? Yok yok yok, kesinlikle. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sana da canım, söyleyeceğim bir söz var mı son kez? Çok sağ ol Varol. İnşallah biz bunu her zaman dile getiriyorum. Bütün dünyaya tanıtacağız. İnşallah yani. Benim temennim o, biliyorsun. Beni sevmekten vazgeçmeyin. Seni seviyoruz. Evet.